Merhaba Belediye TV izleyenleri. 31 Mart yerel seçimleriyle alakalı Türkiye'yi adım adım dolaşmaya devam ediyoruz. İyi Parti Kahramanmaraş 12 Şubat Belediye Başkan Adayı Sayın Mustafa Bastırmacı ile birlikteyiz. Sayın Başkanım merhaba, kolay gelsin. Merhaba, teşekkür ederim. Seçim çalışmaları nasıl gidiyor? Bir değerlendirme alabilir miyiz? 12 Şubat nasıl? Kahramanmaraş nasıl? Tabii Kahramanmaraş'ta 12 Şubat ilçemiz yaklaşık 30-35 ilin büyüklüğünde bir ilçemiz. İnterlantı geniş, alanı geniş, nüfusuyla birlikte 417 bini bulan, bir nüfus yoğunluğuna sahip olan bir 12 Şubat ilçesinde belediye başkanlığı için İyi Parti'den aday olduk. Mevcut şartlara baktığımız zaman gidişatla ilgili gerçekten çok güzel şeyler karşılık bulduğuna inanıyoruz. Kahramanmaraş'ta biraz sıkıntılar var. Onun sebebi de biraz Maraş'ın içerisindeki 13 Şubat ilçesinin yapmış olduğu hizmetlerde, yapmış olduğu görevlerde büyük bir sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Buna bir şahit oluyoruz. Ve insanların beklediği umudu, vizyonu alamamışlar. Bir değişim içerisindeler 12 Şubat halkımız, milletimiz. İnşallah bunu hep birlikte başarmayı düşünüyoruz. Bu burada yaşayan halkın, çocuklarımızın, milletimizin geleceğine ve Kahramanmaraş adına yaşanabilir toplum, yaşanabilir bir kent, büyük kahraman kent olarak Türkiye ve dünyaya adını duyurması gereken bir il olduğunu düşünüyorum. Havasıyla, suyuyla, toprağıyla, coğrafi konumuyla Kahramanmaraş tarihe nam salmış bir memleket. Bu kahraman kentimiz, 12 Şubat ilçemiz inşallah başarıyla İyi Parti yönetimine geçer ve bu milletimize hizmet etmekten de onur ve şeref duyacağız. Peki Sayın Başkanım, 12 Şubat şu anda seçim atmosferine girdi mi? Halkın teveccühü nasıl, bir seçim heyecanı oluştu mu 12 Şubat'ta? 12 Şubat'ta gerçekten halkımızda, vatandaşlarımızda, bizim eski adıyla köyler dediğimiz, şimdi mahallelerimiz oldu büyük şehirle birlikte. Oradaki insanlarımız da çok büyük dertli ve sıkıntılar. Hizmetlerini alamamışlar, üretim yapamıyorlar, çiftçilik, hayvancılık, tarım maalesef bitmiş vaziyette. Yani girdileri çok yüksek olan, gübresiyle, tohumuyla, ilaçlığıyla ve mazot fiyatlarıyla baktığınız zaman gerçekten bu ekonomik krizin altında çok zorlandıklarını görüyoruz. Bunun getirdiği bir sonuç itibariyle de hizmet alamayınca insanlar, beklediği umudu, çareyi de bulamayınca biraz tepkilerin fazlalaştığı bir ortamdayız. Tabii biz buna şunu söz veriyoruz her şeyden önce. 13 Şubat'ı biz idare ederiz. Allah'a şükür Kahramanmaraş'tayız. O bölgede oturuyorum. Kahramanmaraş'ta siyasi geçmişimden dolayı da tanınılabildiğimiz de had safhada. İnsanların güvenebildiği bir insanız. Çok şükür ki onun da karşılığını şu an kamuoyunda görüyoruz. Bu millete hizmet etmekten de büyük zevk alacağımızı ve beraber yöneteceğimizi söylüyoruz. Onun için ben buradan Kahramanmaraş'ta arkadaşlarımıza, hemşerilerime, kahraman kent dediğimiz 12 Şubat ilçemize İnşallah buradaki insanlarımıza faydalı, başarılı ve ortak akıl yönetimiyle yöneteceğimizi ben bir kez daha ifade etmek isterim. 12 Şubat'ın sorunları neler ve çözümleri neler? Ne öneriyorsunuz ya da halka ne sunuyorsunuz? Ben bir tek şunu söyleyebilirim baştan. 12 Şubat ilçemizin en büyük sorunlarından bir tanesi adalet sistemi. Yani insanlar gittikleri takdirde bölgesindeki sorunları, mahallesindeki sorunları, vatandaşlarımız, esnaflarımız o kadar dertli ki yani adaleti bulamadıkları için sorunu çözme şansları kalmamış zaten. Yani karşılarında bir muhatap yok. Siyasi olgu getirmiş olduğu bugüne kadarki 17 yıllık metal yorgunluğunu sanırım 12 Şubat ilçesindeki belediyedeki insanlarımızla arkadaşlarımızla biraz yorulmuş diye tahmin ediyoruz. Onun için de bir umut olarak biz çıktık. Bunu başaracağız. Dertlerini dinleyeceğiz. Her bölgenin sorunu var ise biz bunları ortaya koyarak kamuoyu araştırmasıyla bunların çözümünü birlikte hareket ederek bulmak için söz verdiğimiz için insanlarda çok büyük sıkıntılar var. Mahallelerinde sıkıntılar var. İmarda çok kötü yapılaşmalar yaşanmış. Bizim belirli bölgelerimiz var. Karacaoğlan bölgesi, yukarı Serintepe ve Mağaralı mahallesinin üst taraflarındaki çarpık kentleşmenin getirmiş olduğu
Böyle bir düzensizlik var. İnşallah bizlerin yönetimiyle birlikte oralarda güzel bir çalışmamızı, kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirip Kahramanmaraş'ı yarışabilir ülkesinde, bölgesinde ve yurt dışında uluslararası alanda yarışabilir bir kent olmanın mücadelesini hep birlikte yapacağız biz buradan. Sorunları çok fazla. Yani baktığınız zaman Kahramanmaraş'ı bilen, Kahramanmaraş'ta yaşayan ve 13 Şubat'ta olan insanlarımızın hepsi ne kadar kötü bir yönetim anlayışı ve ne kadar çarpık imarlaşmanın getirdirmiş olduğu sorunlar maalesef gün gibi artık dillendirilmeye başlayarak seçim atmosferinde de bizlere ulaşan bilgilerle biz bunları çözeceğimizi ve bir ortak akılla birlikte çözeceğimizi ben ifade etmeye çalışıyorum. Onlar da çok memnunlar. Bizler sizi gayet iyi tanıyoruz ama ekranlarımız aracılığıyla sizi ilk defa izleyenler için kendinizden biraz bahseder misiniz? Tabii siyasi görüş olarak ben Kahramanmaraş'ta doğdum. Kahramanmaraş'ta iş dünyasında iş adamıyım. Burada kazanıyorum. Burada yatırımımı yapıyorum. Ve siyasetimi de yerelde yapıyorum. Onun için Kahramanmaraş'ta hemşerilerimle diyaloglarım, şahsi diyaloglarımız, siyasi görüşlerimizin neticesi itibariyle birbirine uyuşan bir toplumun içerisindeyim. Geçmiş dönemlerde sivil toplum örgütlerinde görev almış bir kardeşiniz olarak, Milliyetçi Hareket Partisi'nde de iki dönem üst üste il başkanlığı yapmış ve 2015 Kasım seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekilliği adaylığı ve 2018 seçimlerinde de İYİ Parti'den ikinci sıra milletvekilliği adaylığıyla taşlandırmış bulunuyoruz. Bugün geldiğimiz konu itibariyle de İYİ Parti'nin teşkilatlarım, genel merkezimizin ve halkımızın isteğiyle bu 12 Şubat'ta aday olmam için şahsımıza tevdi etmeleri ve bizlerin de görev kaçmayız mantığıyla hareket ederek teşkilat emri olarak bu millete hizmet etmenin bir sözü olduğunu ifade ederek ve yolumuza çıktık. Allah yar ve yardımcımız olsun. Başaracağımıza inanıyoruz inşallah. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Pırıl pırıl çocuklarım var. Gurur duyduğum bir ailem var. Ve çevrem var, sülalem var. Ben dostlarımdan da ve Kahramanmaraş'tan da gerçekten gurur duyuyorum ve seviyorum. Teşekkür ediyoruz. Ekranlarımız aracılığıyla 12 Şubat seçmenine ve Büyükşehir seçmenine mesajınız ne olur acaba? 13 Şubat seçmenimize ve Kahramanmaraşlı halkımıza ben şunu söylemek isterim. Birlikte yöneteceğimiz ortak akılla, birlikte yönetmenin modelini Kahramanmaraş'a her türlü sosyal hizmetleri alabilecek, çocuklarımızdan tutun, Down sendromlu, duymaz, engelli arkadaşlarımıza kadar her türlü ihtiyacı olan bizde, bu yönetimimizde ben bulabileceklerini buradan ifade etmek isterim. Bunları birlikte çözeceğimiz Kahramanmaraş adına ve 13 Şubat ilçesi adına neler yapmamız gerektiğini ben dostlarımla geçmişteki yaptığım siyasi ortamlarda çalıştaylarla bunu ortaya koydum. İnanıyorum ben arkadaşlarımızın da bizi bu konuda destekleyerek bir hizmet etme noktasını yakalayacağız diye düşünüyorum. Büyükşehir'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Büyükşehir'de de yine 12 Şubat'ta olduğu gibi merkez yönetimleri arkadaşlarımıza çok büyük kızgınlıklar var. Dışarıdan atamalarla gelen adayları Kahramanmaraş halkı artık kabul etmek istemiyor. Atamayla gelinmesini istiyor. Ya istiyor ki kendinden öz evladı burada yaşayan, burada doğmuş, burada büyümüş, hizmetleri için burada fikirlerini, düşüncelerini, projelerini halkıyla, milletiyle paylaşmış insanlarla birlikte olmak istiyor. En doğal hakları diye düşünüyorum. Onun için müthiş bir tepki yaşıyoruz. Tabii getirmiş olduğu ekonomik kriz ve sosyal krizin ortaya koyduğu bir ortamda böyle seçime gidilmesi artık insanların umudunu, ümidini kaybettiği bir ortama dönüşmüş. Tarım ve hayvancılığın ve çiftçiliğin bittiği bir ortamda patlıcanın, biberin, domatesin hangi fiyatlara çıktığını hepimizin bildiği bir ortamda maalesef insanlar gerçekten büyük tepkili. İnanıyorum ki ben bu seçim siyasi düşünce olarak en yukarıdan en alt kademeye kadar siyasi otoritenin kendisine bir çeki düzen vereceği bir ortamı Kahramanmaraş halkı hem güveniyorum hem de bunu başaracaklarına eminim diye düşünüyorum. Peki efendim, röportajımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyor. Seçimlerde başarılar dileriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Belediye TV adına şahsınızda Harun Bey böyle bir yayını yapmanızdan dolayı
Çok teşekkür ederim. Partim adına, milletim adına ve şahsım adına da gerçekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim.